Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Allah nasip ederse insanlarla cinler arasındaki ortak yönleri anlatacağız. Kur'an-ı Kerim her iki toplulukla ilgili geniş bilgiler vermiştir. Daha önceki derslerimizde cinlerin de insanların da ibadet için yaratıldığını burada anlatmıştık. Allahü Teala Zariyat suresinin 56 ve 57. ayetlerinde diyor ki ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İnsanları da cinleri de sadece bize kulluk etsinler diye, yani bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. İnsanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Şimdi iki topluluk da Allah'a kulluk etsin diye yaratılmıştır. İki topluluğun da iyileri ve kötüleri vardır. İki topluluktan da Allah elçiler göndermiştir. Ayrıca cinlerden dünyanın ve evrenin çeşitli işleriyle ilgili görevlendirdiği melekler vardır. Daha önceki derslerimizde burada anlatmıştık. Melek, cinler içerisinden Allah'ın görevlendirdiği bölümdür. Mesela işte siz Türkiye'yi düşünürseniz herkes insandır ama birisi milletvekilidir, birisi genel müdürdür, birisi işte falan yerde bakandır. Onun gibi bir görevlendirmeye tabi tutulanlar, Allah tarafından görevlendirilenlerin adı melek oluyor. Onlar da aynen bizim gibi ibadetten sorumlu olan kişiler. İşte iblis de Allah'a yakın meleklerdendi. İşte herhangi bir kişiyi düşünün. Mesela diyelim Türkiye'de bakanlık görevini yürüten birisi, eğer ülkedeki yürürlükte bulunan yasalara karşı açıkça bir tavır alırsa derhal o görevinden uzaklaştırılır. İblis de Allah-u Teala'nın Adem'e secde etme emrine karşı çıkmış, Allah tarafından da uzaklaştırılmıştır. Biz de Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinden bunu öğreniyoruz. Diyor ki Allah-u Teala وَيَذْكُرْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِسِ. Meleklere Adem için secdeye kapanın dediğimizde hepsi secde etti ama iblis etmedi. Eğer iblis meleklerden birisi olmasaydı böyle bir cümle kullanılamazdı. Şimdi iblis Allah-u Teala tarafından görevinden uzaklaştırıldıktan sonra, yani bir başka açıdan söyleyecek olursak iblis ilk mürtettir. Yani dinden dönen ilk, yani Kur'an-ı Kerim'in bize haber verdiği ilk mürtettir. Yoksa daha önce dininden dönen cinlerin olduğunu yine Kur'an'dan anlıyoruz. İşte Eba ve stekbara ve kâne minel kâfirin diyor Bakara suresinin 32. ayetinde galiba. 33 mü? Belki de 33. ayet. Eba ve stekbara ve kâne minel kâfirin. Yani şey yaptı, iblis kendisini bir şey zannetti böyle, büyüklendi, direndi ve kafirlerden oldu. Demek ki ondan önce de kafirler var. Adem Aleyhisselam kafir değil orada. Havva validemiz kafir değil. O cinlerden olan iblis direnip kafirlerden olduysa demek ki ondan önce de kafir olanlar var. Şimdi bu Allah'ın emrinden çıkan iblis Allah tarafından kovuluyor, lanetleniyor. İşte dinden çıkanların her birisinin cezası lanetlenme, yani dışlanmadır. Dışlandığı halde Allah'tan
Kıyamet gününe kadar yaşama hakkı istiyor. Demektir ki cinler ölümlü varlıklardır. Allah da ona yaşama hakkını veriyor. Biliyorsunuz bizim geleneksel yapıda dinden dönen öldürülür. Halbuki yani böyle bir şey imkansız. Kur'an-ı Kerim'in çok sayıda ayetine açıkça aykırı. Şimdi buradaki sohbetin başında Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek başladım. Anlamı taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bu taşlanma ne? İşte iblis birinci kat semada o üst görevli melekler arasında iken Allah'a isyan edince kovuluyor, kovulmakla kalmıyor, taşlanıyor. Şimdi onun şerri ne? Allah-u Teala ona kıyamete kadar yaşama izni verince diyor ki ben onlar için senin doğru yolunun üstünde oturacağım diyor. Doğru yolunun üstünde oturacağım. Onlar için yani insanlar için. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim. Onların çoğusunun sana karşı görevlerini yerine getirmediklerini göreceksin. Şimdi Allah-u Teala da ona bu konuda yapma demiyor. Yapmasına müsaade ediyor. Bu sebeple biz işte iyi bir şeye başlayacağımız zaman ya Kur'an okuyacağımız zaman ya da herhangi vesileyle taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyoruz. Çünkü onu biz göremiyoruz. O bizim görebileceğimiz bir boyutta değil. Şimdi bugün insanlarla cinlerin ortak yönlerini inşallah anlatmaya çalışacağız Allah nasip ederse. Mesela mukarreb meleklerden olan cin, iblis Allah tarafından kovulunca şeytan adını almıştır. Peki kafir olan sadece o mu? Kafir olan sadece o değil. Şeytan olan da sadece o değil. Yoldan çıkan da sadece o değil. Mesela bugün arkadaşlarımız önce bunların özellikleri nelerdir? İnsanlarla cinler arasındaki ortak noktalar nelerdir? Onu anlatacaklar. Yoldan çıkma nasıl olmuştur? O burada anlatılacak. Kur'an-ı Kerim'in bize tanıtmış olduğu cin taifesini biraz daha yakından, yani Kur'an'ın tanıttığı şekilde öğrenmeye çalışacağız. Şimdi önce Dr. Abdurrahman Yazıcı'dan cinlerin sosyal yapılarını yapalım. Bir aileleri var mı? İnsanlar gibi oymaklar, işte gruplar, milletler, böyle bir yapılanmaları var mı yok mu onu bir öğrenelim inşallah. Ondan sonra yavaş yavaş diğer özelliklerine doğru gideriz. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle yaratılışlarındaki hikmet ortaklığına değineyim isterseniz hocam. Bu çünkü ilk başta Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanlarla cinleri kendisine kulluk etmeleri için, kul olmaları için yarattığından bahsediyor. Zariyat suresinin 51. surenin 56. ayetinde herkes bilir belki bu ayeti. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Allah-u Teala. Belki bu konuya daha sonra da kısaca temas edebiliriz. Dolayısıyla cinler de insanlar gibi bu şekilde bu amaçla yaratılmış olduktan sonra belli gruplar, kabileler halinde hayatlarını devam ettiklerini yine ayet-i kerimelerden anlıyoruz. Belki Fatih hocamız biraz daha konuyu açacak. Ben ayetlerin bir kısmını okuyacağım. Bir kısmını hocam. Sen ben mesela ondan önce şunu söyleyeyim de mesela Kur'an-ı Kerim'de bir insan suresi var. Aynı şekilde cin suresi de var. İnsanlar yeryüzünde yaşıyor. Cinlerin de yaşadıkları yer bu dünya, başka bir yer değil ya. Yani. Ama cinlerin bizden farkı
Onlar yürüyerek gitmiyorlar. Onlar bizim gibi topraktan yaratılmış bir vücuda sahip değiller. Zehirli ateşten yaratılmış bir vücutları var. Dolayısıyla gidişleri, yani bir enerji gibi gidiş gelişleri çok hızlı ve bizden farklı olarak, mesela biz de uzaya çıkabiliriz. Bunda herhangi bir mani yok. Biraz sonra Fatih Hoca'dan onunla ilgili ayetleri dinleriz. Onlar da çıkarlar. Onlar da birinci kat semaya kadar çıkarlar. Yani yaşadıkları yer yani bu dünya. Onun Cin suresinde Cenab-ı Hak bize açık ve net bir şekilde ifade ediyor yani. Evet. Allah-u Teala iblise Hazreti Adem'e secde etmesini emrettikten sonra o ilgili ayet-i kerimede Kehf suresi 18. surenin 50. ayetinde şöyle buyuruyor. فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي. Yani şimdi beni bırakıp da iblisi ve onun soyunu mu kendinize şey ediniyorsunuz, veli ediniyorsunuz? Kendinize daha yakın görüyorsunuz, evet. Allah'la aranıza koyuyorsunuz. Hum leküm aduvun. O sizin için, onlar sizin için. Yani o iblis ve onun soyu, zürriyet ifadesi var burada. Çok dikkat çekici bir kelime. Evet, zürriyet açıdan kelimesi, bak iblisin zürriyeti ifadesi var. Mesela Araf suresinin 172. ayetinde de ve ida kadâ rabbuke min beni âdeme, evet, insanlar için min zuhurihim zürriyetuhum diyor. Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini, soylarını aldığı zaman. Aynı şey. Yani insanların nasıl soyları, çoluğu çocuğu varsa onların da var. Onlar da kadınlı erkekli. Onlar da evleniyorlar. Onlar da çoluk çocuk sahibi oluyorlar. Evet. Ve hum leküm aduvun ve bi'seliz zalimine bedele. Onlar sizin için bir düşmandır. Bu zalimler için ne kötü bir alışveriş, ne kötü bir değiş tokuştur diye ayet-i kerime burada bitiyor. Bir başka ayet-i kerime de bu açıdan önemli. Ahkaf suresinin 46. surenin 29 ve 31. ayetleri arası. Bu ayetlerden bir grup cinnin Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim okurken dinlediğini görüyoruz ve onlar da kendi kavimlerine bir elçiler olarak bunu anlattıklarını görüyoruz bu ayet-i kerimede. İstersen ayet okuyalım. Ayet okuyalım. Bak. Diyor, evet. Ki ve sarafna ileyke neferan minel cinni. Allahü Teala diyor ki sana cinlerden bir grubu yönelttik. Yestemi'unel Kur'an. Kur'an'ı dikkatli bir şekilde dinliyorlar. Felemma hadaruhu kalu ansitu. Geliyorlar Resulullah'ın yanına gelince, Kur'an okunca dinleyin diyor. Kesin sesinizi de dinleyin. Demek ki anlıyorlar. فَلَمَّا قُضِيَ Kur'an okunma işi bitince وَلَّوْا اِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِلِينَ Toplumlarını uyarmak için toplumlarına doğru gittiler. Yani orada Allah'ın Resulü'nün Resulü oldular. İnen ayetleri kafalarına yerleştirdi, gittiler. Ve kavimleri var. Yani gittikten var. Sonra ne diyor? Evet. Diyorlar ki kal ya kavmena, kavmihim diyor. Kendi kavimlerine. Mesela Türk kavmi, Arap kavmi, İngiliz kavmi hep böyle, yani insanlar arasında kavim nasıl varsa cinler arasında da var. Gidiyorlar kendi kavimlerine. Kal ya kavmena inna semi'na kitaben. Biz bir kitap dinledik. Unzile min ba'di Musa. Musa'dan sonra indirilmiş. Musa Aleyhisselam'ın elinde Tevrat ve İncil var biliyorsunuz. Şeyde Musa Aleyhisselam'ın elinde Tevrat var, İsa Aleyhisselam'ın elinde İncil var ama İncil Tevrat'a ilave hükümler getirmiyor. Sadece işte bir haram olan şeyleri helal kılıyor Yahudilerin yapmış oldukları suçlardan dolayı, o kadar. Onun için dikkat ederseniz bugün Hristiyanlar da Tevrat'ı şey yapmazlar, mutlaka Kitab-ı Mukaddes diyerek İncil'le birlikte Tevrat'ı muhakkak şey yapar, dikkate alırlar. Bak Musa'dan sonra indirilmiş bir kitap. Demek ki Musa Aleyhisselam'a indirilenden haberleri var. Musaddikan lima beyne yedeyhi, kendinden öncekini tasdik eden bir kitap. Çünkü Ali İmran 81. ayette eğer tasdik eden kitap gelirse inanacaksınız diyor. Onlar da buradan tasdik eden kitap deyince bu bizim inanmamız gereken kitaptır demiş oluyorlar.
yehdi ilel hakkı, bak gerçeği gösteriyor, doğruyu gösteriyor ve ila tarik-i müstakim ve istikameti doğru bir yola yöneltiyor. Gerçeğe yöneltiyor, doğru yola yöneltiyor. Ya kavmena, ey kavmimiz, kavim kelimesine gene dikkatinizi çekmek istiyoruz burada. Ecibu da'iyallah. Bak bu Allah'a çağırıyor. Ona olumlu cevap verin diyor. Ve aminu bihi, ona inanın. Peki inandığınız zaman ne olacak? Yağfir lekum min zunubikum, Allah günahlarınızı affet, etsin. Aynı kelimeler insanlar arasında da biliyorsunuz hep kullanılır. Hiç değişen bir şey yok. Cinler neyse insanlar da aynı burada. Ve yücirkum min azabin elim, sizi acıklı bir azaptan kurtarsın. Ve men la yücib da'iyallah, peki Allah'a çağıran, doğru yola çağıran kişiye kim olumlu cevap vermezse, feleyse bir mucizin fil art. Bu toprağı az önce de toprakta, bu yeryüzünde yaşadıklarını bu ayette gösteriyor. Bu topraklarda Allah'ı aciz bırakamaz. Yeryüzünde aciz, Allah'ı aciz bırakamaz. Ve leyse lehu min dunihi evliya. Şunu da bilsin ki Allah'la kendi arasına girecek yakın dostları da yoktur. İşte şirkin temeli de o, Allah'la araya evliya, veliler koymak. Böyle bir şey de yoktur. Ülâike fî dalâlin mubîn. Bunlar açıkça sapıklıkta olan insanlardır. Evet. Yine birçok ayet-i kerimede de insan topluluğu ve cin topluluğu ifadelerinin olduğunu görüyoruz. Yani onların da biz insanlar gibi toplum olarak birlikte, maşeret, evet, aşiret. Bizde evet, aşiret denir. Mesela maşere ifadesi. Yani toplum olarak yaşadıklarını görüyoruz. Demek ki aralarında bir hiyerarşi, bir ilişki var bu anlamda. Enam suresinin 6. surenin 130. ayeti de bu açıdan önemli. Ya maşerel cinni vel insi, ey cin ve insan topluluğu. Biraz ilk okuduğumuz ayet-i kerimede Allah'a karşı sorumlu varlık olarak kulluk etmesi için yaratılan iki cin ve insanların olduğunu belirtmiştik. Burada da ya maşerel cinni vel insi diye bu cin ve insanlara topluluk olarak dikkat çekiliyor. Elem ye'tikum rusulun minkum, sizden olan kimseler size elçi olarak gelmediler mi? Demek ki cinlerden, evet, elçiler de geliyor. Onlara geliyor. İşte az önce olduğu gibi gidiyor. Allah'ın kitap ayetlerini anlatıyorlar. Evet. Evet. Yani kendi cinslerinden, evet. Ya gussur... Ama buradan da mesela izleyicilerimiz şunu da görsün. Mesela Kur'an-ı Kerim'de cinlerden nebi geldiğine dair bir ayet yok. Kur'an'a baktığımız zaman geleneksel anlayışın tam zıttına bütün nebilere kitap iniyor. Her nebi kendine inen kitabı insanlara ulaştırdığı için aynı zamanda Rasul oluyor. Bir de o Nebi'ye inen kitabı diğer insanlara ulaştıranlar da Rasul oluyor. Nebilik bitti ama Rasullük devam ediyor. Yani biz Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kullarına kendimizden hiçbir şey katmadan ulaştırırsak Rasul oluruz. İşte o anlamda cinlerden de Rasuller var. Az önce Ahkaf suresinden okuduk. Geliyorlar. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyorlar. Alıyorlar o ayetleri, gidip toplumlarına tebliğ ediyorlar ve orada Rasul oluyor. Onun için size bak ne diyor? Yagussun aleykum ayati diyor. Bunu da yani değerli izleyicilerimiz çok iyi şey yapalım. Elçilerimiz gelmedi. Kim bu? Ayetlerimizi size anlatan. Demek ki sizin herhangi biriniz de Allah'ın ayetlerini iyice kavrar, İçerisine hiçbir şey katmadan, hiçbir şey çıkarmadan gider, birisine anlatırsanız o ayetler kadar elçilik yapmış olursunuz. Evet. Bu insanlarda da var, cinlerde de var, hepsinde de var. Evet, yani buradan da anlıyoruz ki onlardan da elçiler, hı-hı, gelip Allah'ın ayetleri onlara anlatıyor ve onları uyarıyor. Demek tabii, ki uyarıyor. Bu uyarıya doğru cevap veren de var, cevap vermeyen de. Yanlış zaten, cevap veren, evet, de zaten var. Zaten ayet-i kerimin devamında ve garrethumul hayatu dünya şeklinde ifade var. Dünya yaşayışı onları pek aldatmış. Yani dünyayı ahireti tercih edenler de onlardan da var doğal olarak. Yani onlarda da imtihan aynı. Evet. Bak bu Abdurrahman Özen'in dikkat çekmiş olduğu husus önemli. Demek ki dünya hayatı cinler için de aldatıcı bir takım şeyler taşıyor. Yani biz tabii kendi kafamıza, anlayışımıza göre bakıyoruz. İşte şu bizi çekiyor, bu çekiyor, mal, mülk falan.
Cinler için de aynı şey söz konusu. Cinler de erkekli, dişili oldukları için onlarda da meşru ve gayrimeşru ilişkilerin olması gerekiyor. Yani dünya hayatı insanları aldattığı için kafir olurlar. Aynı şey onlarda da oluyor. Evet. Bu maşer ifadesinden başka bir de ümem kelimesi de cinler için kullanılıyor. Ümmet kelimesi. Evet, ümmet kelimesi de evet. Toplum olarak. Toplum evet. Evet, örneğin Ahkaf suresinin 46. surenin 18. ayetinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِر۪ينَ İşte bunlar kendilerinden önce cin ya da insan olarak gelip geçen topluluklar arasında aleyhlerindeki o sözün tam yerini bulduğu kişilerdir. Yani cin ve insanlardan topluluklar gelip geçer nesiller. Yani ümmetler var. Onlarda da aynı şekilde ümmetler evet. var. Evet. Çünkü bunlar kendilerine yazık edenlerdir. Hı hı. Yani demek ki onlardan da bu dünya imtihanını kaybedenler grubu da var doğal olarak. Yine Fussilet suresinin 25. ayetinde bak mesela şimdi aslında ondan önceki kelime belki çok daha şey ondan önceki ayet çok daha ilgi çekici. Vellezî kâle li vâlideyhi annesine babasına söz söyleyen kişiyi anlatıyor. Şimdi siz bunu cin ailesi içerisinde düşünün. Cinin annesi var, cinin babası var. Şey yapıyor. Annesi babası ona nasihatte bulunuyor 15. ayetten itibaren. İşte o da diyor ki hatta daha önce bu ayetlerde annemin babanın yapılan annenin babanın evladına yapmış olduğu iyilik tavsiyeleri var. Vellezî gâle li vâlidayhi uffin lekuma. Annesine babasına diyor ki siz üffün mesela bizim Türkçede daha çok şöyle kullanılır. Siz eski kafa ya. Aa, gelmiş nelerle uğraşıyor? Bana neler söylüyorsun? Yok namaz kılacakmışım, oruç tutacakmışım. Yok şöyle. Geçti onlar, eskidendi. Buna da yazık size diyor. Yazık size. Şimdi insan annesine babasına söylüyor. Ete'idânini en uhrece ve gad khaletil gurûnü min kabli. Benim yeniden yaratılacağım mı bana şey yapıyorsunuz? Ondan mı korkutuyorsunuz? Yok ölecekmişim de yeniden yaratılacakmış. Demek aynı şeyi cinler de söylüyor ki bundan sonraki ayet var. Nice insanlar geldi geçti diyoruz biz. O da nice cinler geldi geçti demiş. O bak burada cin ve insan kelimesinin kullanılmaması ortak olduğunu da ifade ediyor. Ondan sonra diyor ki ve huma yestagithani Allah ve ileke amin. Halbuki annesi babası Allah'a sığın diyorlar. Ya oğlum ne olursun kızım ne olursun inan şey yap. Yolunu düzelt. Yazık oluyor sana. Yapma. Aynı şeyi demek cinler de kendi evlatlarına yapıyorlar. İnne vaadallahi hakkun. Allah'ın verdiği söz gerçektir. Feyekulu ma hada illa satirul evvel. O da ya bunlar eskilerin masalları, eski kitaplarda olan şeyler. Siz onları getirip bize anlatıyorsunuz. İşte ondan sonra اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ diyor. Yani işte onlar kendilerinden önce geçmiş olan insan ve cinlerin üzerine, yani aleyhlerine hak olan şeyi de hak etmiş oluyorlar. Ne oluyor? Demek ki onların da ölüleri var. Onlar da işte eskilerin masalları diyor. Bugün nasıl deniyorsa onlarda da bir gelenek var. Onlarda da bir yazılı gelenek var. Yani bugün insanlar nasıl birbirleriyle ilişkilerini sürdürüyorsa onları da aynı şekilde sürdürüyor. Evet. Yine bir başka ayet-i kerimede En'am suresinin 128. ayetinde ve yevme yahşuruhum cemian ya maşeral cinni şeklinde bir ifade var. Onların hepsini toplayacağı gün Allah şöyle diyecektir. Ey cinler topluluğu diye. Demek ki onlar da hesap kitap onlar için de var doğal olarak mahşer. Onlar da toplandıktan sonra Allah-u Teala onlara seslenecek. Yani burada insanla cin ilişkilerinden de bahsediyor. Evet.
Yani zaman zaman insanlar şey, acaba insanlarla cinler arasında bir irtibat olur mu diye sorabilir. قَدْ اِسْتَكْفَرْتُمْ مِلَ الْاِنْسِ İnsanların birçoğunu kendinize çektiniz diyor. Ey cinler, birçok insanı kendinize çektiniz diyor. وَقَالَ اَوْلِيَاهُمْ مِلَ الْاِنْسِ Ahirette bunların insanlardan olan dostları şöyle diyecekler. رَبَّنَ اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ Ya Rabbi biz birbirimizden yararlandık. O bizden yararlandı, biz ondan yararlandık. Yararlanabilmek için bir ilişki olması gerekir. Evet, biraz sonra bu konuda Yahya Hoca'dan dinleyeceğiz bir takım şeyler. Zaten Hazreti Süleyman'la ilgili ayette de o cinlerin zaten hizmetinde çalıştığını biliyoruz. Ha, hizmetinde yani, çalıştığını biliyoruz, doğru. Yani cinlerden bir ordusunun evet. olduğunu da biliyoruz. Ama yani demek ki insanlarla cinler arasında irtibat var. Evet. Ve belavan ecel telerine bizim için belirlediğin sürenin sonuna vardık. Yani ecel insanlar için olduğu gibi cinler için de var. Ondan sonra galen naru mesvakum o ateş sizin gideceğiniz yerdir. Şimdi denebilir ki ama ateşten yaratılmış olan cin ceza çekmez ki. Peki siz topraktan yaratıldınız değil mi? Bu da topraktan değil mi? Bunu birinizin kafasına vursam acımaz mı? Ya da bir avuç toprağı gözünüze assak ne olur? Hadi bakalım şu toprakta yuvarlanın desek. Dolayısıyla topraktan yaratılmak demek, topraktan rahatsız olmamak demek değildir. Ateşten yaratılmak demek de ateşten rahatsız olmamak demek değildir. Evet. Yani ölmemek için oraya girin diyor. İnne rabbeke hakimun alim. Allah senin Rabbin hakimdir. Kararları doğrudur ve her şeyi bilir. Evet. Zaten bu Araf suresinin 38. ayetinde de yine cinlerin şeye insanlarla birlikte toplum olarak bu cehenneme girilmesinden bahsediliyor. Kale udhulu fi ümemin kad halet min kablikum minel cinni vel insi finnar. Allah onlara sizden önce gelmiş insanlar ve cinlerle beraber şu ateşe girin. Diyecektir. Yani o ümmetlerle beraber. Evet. Mesela o ahirette de hani her bir ümmetin önünde kendi önderi olacak ya. Onlarda da gruplar ve önderi yani ona saptırmış ya da saptırmamış. Yani doğru yola yöneltmiş de olabilir. Ama burada saptırmışlardan bahsediyor. Evet, o zaten bahsediyor devamındaki. Ama onlarda da ümmet söz konusu. Evet. Genel olarak böyle tamam. söyleyebiliriz. Fatih Hocamız biraz konuşuyor. Şimdi bunların içerisinde bir şey var. Biz hep işte iblisi biliriz. Euzubillahimineşşeytanirracim biliriz. Cin dendiği zaman insanların aklına hep kötü şeyler gelir. Bu sadece cinlere mi mahsus? Ya da cinlerin bize verdiği zarar ne ölçütedir? Onu da biz Doktor Yahya Şenol'dan dinleyelim. Evet, cinlerle insanların ortak özellikleri konu başlığımızdı. Yapılan bu girişlerden sonra ben olayın farklı bir boyutuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Hani insanlarla cinlerin ortak bir özelliği. Bu ortak özelliğin adı şeytanlık. Biz şeytanlığı iblise mahsus bir hal olarak bilirdik genelde. Ama şeytanlık bir vasıf. Bir özellik ve bu özellik Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre cinlerde bulunduğu gibi insanlarda da bulunabiliyor. İblis sadece şeytanların başı. Yani belki ona ilk şeytan veya şeytanların atası diyebiliriz ama şeytan dediğimiz tek bir varlık değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah bu kelimeyi çoğul olarak şeytanlar ve hatta şeyatînel insi vel cinni diye insan ve cin şeytanları şeklinde kullanıyor. Bu da şeytanlık vasfında cinlerin ve insanların ortak olduğunu bizlere gösteriyor. Mesela En'am suresinin 6. sure 112. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا Biz her nebiye düşmanlar var etmişizdir. Kimlerden? شَيَاطِينَ الْاِنْسِ vel cinni insanlardan ve cinlerden olan şeytanları düşman olarak kıldık diyor Allah.
İstersen ben burada bir Fatih'e bir şey söyleyeyim de. Bak şimdi bunu araştıracaksınız ya, cinlerden Nebi var mı, Resul var mı, inşallah daha sonra üzerinde çalışıyorlar. Her Nebi'ye insan ve cin şeytanlarını musallat ettik. Şimdi mesela insanlar cinleri göremediklerine göre insandan olan şeytanlar cinden olan nebiler olsa onlara musallat olamazlar. Yani bunu bir kenara yazarsan iyi olur. Evet. Evet. Burada gördüğümüz gibi bir şeytan kelimesi çoğul olarak kullanıldı. Şeyatîn diye şeytanlar. İki, cinlerden önce de insanlara bu kelime izafe edildi. Yani önce insanlardan olan şeytanlar ve dahi cinlerden olan şeytanları biz nebilere düşman olarak musallat kıldık. Ne yapar peki bunlar? Etkileri ne olabilir? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufel kavli gurura. Bunlar yani birbirlerini aldatmak için yaldızlı, büyüleyici, süslü püslü sözler fısıldarlar. Muhatap da zanneder ki Allah'ın kitabındandır, evet, değil mi? Şimdi onu biraz sonra bir ayet örneğini görmeye çalışacağız. Ama hani etki bununla sınırlı. Yani bir şeyler fısıldayarak sizleri, bizleri yanlışa sevk etmeye çalışır. Kimler? İnsanlar ve cinlerden olan şeytanlar. Görüldüğü gibi şeytanlık ortak vasfı ikisi için de geçerli bu ayete göre. Mesela İsra suresinde bir de bir örneklendirme var bu konuyla alakalı. Cenab-ı Hak İsra suresinde bir takım emir ve yasaklarda bulunuyor. Kaçıncı? Önce 26 ve 27. ayetler bizim şu an üzerinde duracağımız, ama ondan önce Cenab-ı Hak tevhide vurgu yaparak başlıyor konuya, emir ve yasaklarına. Ardından anne babaya iyi davranılması konusunu örneklendirdikten sonra 26. ayette de وَاَتِذَ الْقُرُبَا حَقَّهُ وَالْمِسْك۪ينَ وَبْنَ السَّب۪يلِ yakınlığı olanlara, yani akrabanıza, çaresiz kalmış insanlara, yolda kalmış insanlara da haklarını veriniz. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا ve elinizdeki imkanlarınızı, mallarınızı, paranızı saçıp savurmayınız buyuruyor. Bir sonraki ayette de diyor ki اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ peki mallarını saçıp savuranlar, har vurup harvan savuranlar nasıl bir konuma düşüyorlar? Buyuruyor ki Allah اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاط۪ينَ İsraf edenler, mallarını saçıp savuranlar artık şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Bakınız yine şeytan kelimesi çoğul olarak kullanıldı. Yani bir tek iblis değil, birçok şeytan var. Ve insanlardan bu şekilde malını saçıp savuranlar, israf edenler şeytanlarla kardeş olma pozisyonuna düşürülmüş oluyorlar Cenab-ı Hak tarafından. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ve unutmayın ki diyor Allah, şeytan Rabbine karşı son derece nankör bir varlıktır. Buradaki şeytanı cins olarak alırsak, evet, ister bütün, insan ister evet, cin şeytanları olsun. Şeytanın ortak, genel bir özelliği, ortak özellikleri nankör nankörlüktür. Nimetleri görmezlikten gelmeleri. Yani Allah'ın ayetlerini görmüyorlar, Allah'ın evet, verdiği nimetleri görmüyorlar. Mesela bu şeytanların insanlara olan etkisine yine ufak bir örnek verelim. Tabii ucundan bucağından benim tez konuma dokunduğu için En'am suresi 121. ayeti hatırlatmak istiyorum. Yine 6. sure 121. ayet. Cenab-ı Hak burada buyuruyor ki وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ fasıklık yapıldığı için, yani dinden çıkılma eylemi yapıldığı için Allah'tan başkasının adı anılmayan şeyleri yemeyiniz. Yani bu hayvanı keserken, kurban ederken Allah'tan başkasının adını anma eylemini yasaklayan bir ayet. Mekke müşrikleri biliyorsunuz bunun en büyük örneği Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Hak onların hayvanlarla ilgili tasarruflarını bize anlatırken onların Allah'la kendi aralarına aracı olarak koyduğu putları içinde kurban kestiklerini, onlara hayvan kurbanı ettiklerini ve bu durumlarda sadece hangi puta kurban kesiyorlarsa hayvanı o putun adını anarak kestiklerini haber veriyor Allah. Ve diyor ki Müslümanlara, işte böyle bir durum varsa siz bu hayvanlardan yemeyin.
bağımı neş. Kendilerini dost edinmiş, veli edinmiş, yani arkadaşlarına, kendilerine yakınlık evet, kuranlara, kendilerine yakınlık kuranlara bu konuda sizinle mücadele etmeleri için bir şeyler fısıldarlar. Hani bu konuda da dikkatli olun. Yani neymiş ya, puta kesin ne var yani? Aynen. Yani sonuçta koyun helal bir hayvan. Keserken Allah'ın adını anınca helal oluyor da başkasının adını anınca niye haram olsun? Fark ne? Kesiyor muyuz? Kesiyoruz. Koyun mu? Koyun. Biri helal, niye haram olsun? Bu konuda diyor sizi saptırıcı sözler söylerler. Bakın şeyatin kelimesi kullanıldı ve bu ilk etapta insan şeytanlarını aslında ifade eden bir kelime. Çünkü Mekke'de bu ayetin indiği dönemde Müslümanlarla bu konuda mücadeleye girişenler ateşten yaratılan cinler, cin şeytanları falan değil. Mekke'nin inanmayan o müşriklerinin önde gelenleri, yani gelip saptırmaya çalışıyorlar. Ne farkı var? Yani besmele çeksen helal oluyor. Besmele, yani başkasının adını anarsan haram oluyor. Yani ya olmaz. Yani siz de bunu yiyin falan diye. Ve in ata'tumuhum, hele onlara bu konuda bir itaat edin. İnnekum le müşrikun. Siz de onlar gibi müşrik olursunuz diyor Allah. Niye? Çünkü Çünkü önemsemiş Allah'tan olursun. Başka bir varlığın ilahlığına razı olmuşsunuz, evet, demektir. Bakın burada da şeyatin hem çoğul olarak kullanıldı hem de ilk planda insanları ifade etmek için kullanıldı. Cinleri değil. Ve bir ayet, ama cinler de girer aynı şekilde. Girer ama ilk etapta onlar. Bir ayet daha var. Bakara suresinin 14. ayetinde. Burada da üstteki ayetlerden itibaren Cenab-ı Hak münafıkların özelliklerini vasfediyor. 14. ayette diyor ki وَاِذَا لَكُلْ لَذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Şimdi münafık biliyoruz, içi dışı bir olmayan adam. İnanmış gibi kendisini gösteren adam. Geliyor diyor ki müminlerle karşılaştıklarında bu münafıklar قَالُوا آمَنَّا. Diyorlar ki Müslümanlara, müminlere, ya biz de sizin gibi inandık. Kardeşiz, problem yok aramızda. Ama وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında diyorlar ki kalu inna ma'akum, ya biz onlarla değil sizinle beraberiz. İnne ma nahnu mustehziyun, biz onlarla dalga geçiyoruz. Ne Müslümanlığı? Varsın bizi öyle bilsinler. Bakın ila şeya halu ila şeyatinim, şeytanlarıyla baş başa kalmak. Hangi durumu vasfediyor bu? Cinlerle mi baş başa kalıyorlar bu durumda? Kendi dostlarıyla değil mi? Kendi yandaşlarıyla, yani inanmayanlar. Burada da ilk etapta şeyatin, şeytanlar kelimesiyle kastedilen iki ayaklı şeytanlar. Onların kaç tane yani? Kanlı canlı, etli butlu şeytanlar bunlar. İşte burada da şeyatin kelimesi bu manada kullanılıyor. Yani tabii burada da cin şeytan ister istemez girer, var tabii. Girer ilk etapta ama insan şeytanı. Ama tabii şimdi özellikle kastedir. İnsan şeytanına vurgu yapıyor. Çünkü biraz sonra söyleyecek, evet, cin şeytanı o kadar tehlikeli değildir. Evet. Bir de çoğumuzun, hepimizin yakından bildiği Nas suresi var değil mi? Kur'an-ı Kerim'in 114. son suresi. Cenab-ı Hak orada son ayet nasıl bitiyor Kur'an'ın son ayeti? Minel cinneti ve nas diyor. Ama ney? İnsanlar ve cinlerden neyinden sığınıyoruz Allah'a? Surenin başından itibaren kul e'udu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, insanların Rabbine, kralına, ilahına sığınırım de. Neyden? Min şerril vesvasil hannas. O sinsi vesvesecinin şerrinden Allah'a sığınırım. Ki ne haber o vesveseci? Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas. İnsanların kalbine, gönüllerine vesvese verir. Minel cinneti ven nas. O cinlerden de olur, insanlardan da olur. Bak yine ortak bir payda çıktı mı? Vesvese verir olma özelliği de insanla cinlerin ortak bir özelliği. Şimdi bu vesvese insanın işte kalbine, aklına, çeşitli düşüncelerin gelmesi şeklinde olur. Ve bu yüzden Cenab-ı Hak birçok ayette, işte hocam da baş tarafta başlarken izah etti. Hani feyda qara'tel Kur'ane festa'iz billahi mineşşeytanirracim. Bak bundan Allah'a sığınmamızı istiyor. Başka bir ayette yine innellezine tegav izâ messehum taifun mineşşeytani tezekkeru feizâhum mubsirun. Hani şeytandan böyle bir vesvese, bir şey dokundukları zaman Müslümanlara
Bunlar derhal Allah'ı, Allah'ın ayetlerini falan hatırlarlar. Onları görürler. Başka bir ayette yine ve imma yenzeğenneke mineşşeytani nezvun feste'iz billah. Yine şeytandan sana böyle bir vesvese, bir dokuntu falan bir şey hissettiğin zaman Allah'a sığın. Euz billahi mineşşeytanirracim. Sağlam dedin mi? Bu şeytanın vesvesesi bu kadardır işte. Yani böyle evet. Bu sık sık bazıları şey yaparlar böyle. Psikolojik sıkıntılara girerler. Vesvese geliyor. Yok yıkandın. Bir kere yıkar. Bir daha olmadı. Şurada pislik kalmıştır. Biraz da bazı hanımlar böyle temizlik hastası haline gelirler. Hı hı. İşte bu tür kişilere Cenab-ı Hak diyor ki tamam bu bir şeytan şeyidir, dürtüsüdür. Euzubillahimineşşeytanirracim de tamam o kadar. Evet. Bu kadar basit yani tedavisi. Evet. Neyi ne için dediğini bildiğiniz zaman yani herhangi bir problem taşlanmış yok. Taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a evet. Sığınırım. Şimdi cinler konusu konuşulduğu zaman bir ortamda genelde bizim insanımız korkar, ürperir. Niye? Çünkü görünmeyen bir varlıktan kendisine zarar geleceğini düşünür insan. Ve hatta biliyoruz yani bizim toplumumuzda cin kelimesi bile telaffuz edilmez. Ne denir? Üç harfliler denir. Niye? Aman duymasınlar da musallat olmasınlar. Şimdi bu çok güçlü zannediyorlar yani. Tabii yani üç harfli dediğinde kendisini anlamıyorsa korkma zaten bir şey yapamaz yani. Fark edemiyorsa eğer kendini. Onlardan zarar gelmez. Yani o tür şeytanlardan sağlam bir eûzü billahi mineşşeytanirracim dediğimiz zaman emin oluyoruz zaten. Basit. Yani taşlanmış niye? Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Cenab-ı Hakk'a sığındığımız zaman problem yok. İşte Nas suresi var, Felak suresi var. Bu ayetler indikten sonra Resulullah sadece bunları okuyarak sığınmış. İlgili rivayetlerde denir ki daha önce çeşitli dualar okuyarak Resulullah Allah'a sığınırdı bu tip şeylerin şerrinden. Ama ne zamanki Felak ve Nas sureleri indi, bıraktı diğer şeyleri. Sadece Felak ve Nas. O yüzden hani her gece yatmadan önce İhlas, Felak ve Nas sureleri okunması tavsiye edilir ya. Bu kadar. Bunu okuduğunuz zaman bunların hiçbir zararı falan olmaz. Bunlar gelip adam çarpmazlar. Adam çarpanları insan şeytanlarıdır. Ve bunun çarpanları kolay kolay düzelemiyor da. Mesela bakın şeyatin kelimesinin insanlara da kullanıldığını gördük. Bu insan şeytanları, hocam sık sık derslerde söyler, cin şeytanına bir avuzu çekseniz kaçar gider kurtulursunuz da öyle zaman olur ki insan şeytanına hatim okusanız bir şey fayda etmez. Yok hatanı çıkarır. Dedi ki öyle ayın mı çıkarır? Evet. Ben okuyayım da dinle der adam yani. Ve şuna bak hiç makam bile bilmiyorsun evet. Der. Öyle bir oyun kurar ki. Siz gerçekten doğru yolun ortasında olduğunuzu zannedersiniz. Halbuki onlarla birlikte ila cehenneme zümera. Gruplar halinde cehenneme yuvarlanırsınız. Farkına bile varmazsınız. Ne? Bir örnek verelim buna sadece. Bizim derslerimizde sık sık tekrar ettiğimiz bir husus. Bakara suresinin 79. ayeti. Hep birlikte açalım bir bakalım. İnsan şeytanının oyunu nasıl? Çünkü Cenab-ı Hak diğerleri için buyuruyor ki Nisa suresi 76. ayette inne keyde şeytani kâne zayıfa. Yani bu şeytanların hilesi zayıf. Bunları zaten çabuk bir vesvese gelmiştir. Ondan kurtulursunuz ama yani senin karşına çıkamaz. Seninle şey en fazla fıs fıs eder yani o kadar. Onun bize vereceği yani, o da avucu dedim mi kurtulursun o hiçbir kadar. Hiçbir şey değildir ama insan şeytanının en büyük oyunu nedir? 79. ayette Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu husustur. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Kendi elleriyle bir şeyler yazıp da, bir kitap yazıp da, sonra işte bu Allah'ın katındandır diyenlerin yarın öbür gün çekecekleri var. Yazıklar olsun, veil olsun onlara buyuruyor Allah. Yani ne diyor? Allah bunu helal kıldı. Bunu evet. Mesela az önce senin tamamen kendine ait fikirlerini Allah'ın emir ve yasaklarıymış gibi sunacaklar bir takım insanlar. Bakın Allah'tan gelmiş diyerek. Mesela az önce senin şeyin hayvanlara Allah'tan evet. Başkasının adını anılarak kesilen evet. Hayvanların yenmesi haramdır diye çok açık ayet vardır. Hemen aynı Enam 145'te. Allah'tan başkası adına kesilen haramdır der. En son inen Maide suresinin 3. ayette aynı husus uygulanır. Aynı şeyi söyler.
Ama gelin görün ki mezhepler der ki nedir, onu da sen söyle. Evet, yani Şafii mezhebini tabii bir kenara bırakarak bu hususta konuşuruz. Onlar bunu besmelesiz kesilen hayvana hamlederler. Yani Allah'tan başkasının adı anılarak kesilene değil, besmele çekilmeden kesilen her hayvanın bu şekilde haram olduğunu söylerler. Ve siz de zannedersiniz ki Şafii de dahil, müşriklerin kestiğini haram derler. Orada ayrılır. Hani besmeleyi farz görmemesi noktasında diğer mezheplerden ayrılır. Ama Avrupa'da Şafii yaşayan, dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan kardeşlerimiz için en büyük sıkıntı mi değil mi kardeşim? Dört ayet var. Dördünde de aynı husus var. Ve en son inen ayette bu konuyla alakalı, Allah'tan başka kesilmişse, Avrupa'dasınız, efendim bunu kesen ehli kitap mıdır yoksa ateist midir falan, seni ne ilgilendiriyor? O Allah'ın yarattığı bir hayvan kesmiş mi? Kesmiş, bitti. Efendim besmele çekmiş mi? Ona bakma. Allah'tan başkasının adına kesmiş mi? Ona bak. Yani kesen kişi besmele çekip çekmemiş, o seni hiç ilgilendirmez. Kesen kişi Müslüman mıymış, Yahudi miymiş, Hristiyan mıymış, ateist miymiş, o da seni ilgilendirmez. Bu Allah'tan başkası, yani bir sunak dedikleri şeyler, bir putuna kesmiş mi? Zaten putuna kesse getirip orada satmaz ki, kendi aralarında yerler. Ama putuna kesmiş mi, bunu biliyorsan Yemezsin. Şüphe ediyorsan gene yersin. Şüpheyle olmaz. Kesin olarak bileceksin ki bu Allah'tan başkası adına kesilmiştir. Bu, bakın şimdi bu şeyi de irtibatlandırırsan yani izleyicilerimiz için de bir güzel bir örnek olmuş olur. Benim hiç aklıma gelmedi de az önce söyledin ya. Mesela ne demiş oluyorlar? Kendileriyle yazıyorlar. Evet. Bu 79. ayeti tekrar okuyarak örneği verelim. Feveylili tekünel kitabe bir eydiyim. Kendi elleriyle bir şeyler yazıyorlar, kaleme alıyorlar. Sımma yekulune ve sonra diyorlar ki haza min indillah. Yani haram. Evet, yani Allah'tan, yani Allah böyle dedi diye. Siz gerçekten Allah'ın emir ve yasaklarını okuyormuş gibi hissediyorsunuz. Niye? Benim hocam yanlış yapmaz. Bizim hocalarımız yanlış bir şey yapmamıştır. Ondan zaten mutlaka zaten diyorlarsa. Sana önüne kitabı koyuyorlar. Evet. Diyorlar ki bundan öğreneceksin dinini. Niye? Çünkü ayetin de bir parçası var. Görüyorsunuz orada. Ayetin çünkü tamamı başı sonu yok, çoğu zaman işi bozar. Ayetin sadece ilgili bir kısmı vardır. Ne kadarı vardır mesela bu konuyla ilgili konuşacaksak? Enam 121. ayette ilgili. Genelde وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Nokta. Oraya nokta koyarlar. Halbuki Arap dili açısından cümle orada bitmez. Cümle وَاِنَّهُ لَفِسْكُ cümlesiyle biter. Yani bu durumda ne gibi bir sonuç çıkıyor? Eğer Hanefi mezhebinin başını çektiği grubun, mesela şu an elimizdeki meallerin tamamı böyledir, açıp bakarsanız cümle ikiye ayrılıp tercüme edilmiştir. Derler ki Allah'ın adı anılmayan şeylerden yemeyin, nokta. Yeni bir cümle, çünkü bu bir fısktır. Bakın hemen şuradan bir kontrol edelim, yani Afaki'de konuşmuş olmayalım. Enam suresi. İşte siz Kur'an meali olarak ayet. Görüyorsunuz evet. Bunu. Kur'an meali diyorsunuz. Allah evet. Böyle demiş. Bu sadeleştirilmiş de olsa Elmalı meali 121. ayette diyor ki üzerine Allah ismi anılmamış olanlardan yemeyin. Bakın cümle bitti. Bitti bakın. Çünkü o kat'i bir fısktır. Şimdi siz bunu okuduğunuzda besmele çekilmemiş hayvanların kesin olarak haram olduğunu anlamaz mısınız bu meali okuduğunuz zaman? Ya dersin sen biraz önce bir şey söyledin ama açtın meali. Hiç de dediğin gibi değil yani. Allah ne demiş? Allah demiş ki üzerine Allah'ın adı anılmamış olan şeylerden yemeyin. Çünkü bu bir fısktır. Fısk da Kur'an-ı Kerim'de dinden çıkmak olarak kullanılıyor. Oho, bırak haramı, dinden çıkma eylemi bile bu. Halbuki meal böyle ama ayet böyle değil. İşte asıl yanlış insanları, işte insanları saptırmak yani bak, böyle oluyor. Gerçekten Allah böyle dedi diye biz okuyoruz halbuki. Kendi elleriyle yazmışlar bunu. Yani bu siz, siz zannediyorsunuz ki Allah'ın evet. Sözü. Hanginiz okusanız diyeceksiniz Allah böyle demiş. Evet, halbuki metin nasıl? Fısk olduğu için Allah'tan başkasının adı, yani Allah'ın adı anılmayan şeyler. Ya da şöyle yani. Diyelim orada ve inne Arapça bilen hal cümlesi olduğu için. Ve innehu lefiskun. Türkçe'ye birebir gelmediği için öyle çevirdim. Ve innehu lefiskun. Öncekinin halidir. Evet.
Yani fısk olduğu kesinse yemeğin. Medine'ye biliyorsunuz şey geliyordu. Yani ayrılmaz bir parçası o. Ayrılmaz parçası. Hal. Yani onu ayırarak bir tercüme yapamazsınız. Ayırıyorsunuz. Ondan sonra arkadan bir sürü yeni haramlar ortaya çıkarıyorsunuz. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir Müslüman bu defa eline bir şey alıyor. Bir liste markete giderken bakıyor. Ha şu var mı bu var mı? Artık alışveriş de büyük bir ızdırap haline dönüşüyor. Ona lokantaya gidip yemek yemiyor. Mesela işte şeyi de söyleyelim. Medine'ye etler geliyordu. Evet. Yani Medine döneminde Müslümanların böyle bir şüpheleri oluyor. Diyorlar ki ya Resulallah bize çevre işte kabilelerden, köylerden, çevreden böyle etler falan geliyor. Bilmiyoruz acaba Allah'ın adı anılmış mı, anılmamış mı? Ne yapalım yani bu durumlarda? Allah'tan başkası adına kesilmiş mi, kesilmemiş mi bilmiyorlar. Resulullah kısa cevap veriyor. Semmu entum ve kuluhu. Siz besmelenizi çekin yiyin diyor. Bu kadar. Aksine bir delil varsa elinizde onu yemezsiniz. Allah'tan başkasının adı anılarak kesildi diye. Yok mu? Çünkü kesinlik yok. Kesinlik aranır. Yoksa bu kesinlik sen çek besmeleni ye. Bak dikkat edersen vesveseye de yer yok. Ya ama acabası yok. Falan yok kardeşim. Allah'tan başkası adına kesildiği kesinse yeme. Onun için orada ve innehu ile inne Arapça bilenler için inne ve haber nedir lam gelerek kesinse yemeyin demiştir. Allah'tan başka. Ve ondan sonra gelen belki izleyicilerin zihni çok rahat olsun diye mesela bu 121 Enam. Evet. Enam 145'te de diyor ki اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ قُلْ لَا اَجِدُ فِي مَا اُحْيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى تَعَيْمٍ يَتَعْمُهُ. Onlara diyor ki ya Muhammed aynı suredir. Ve bu sure Mekke'de inen bir suredir. Diyor ki onlara yiyen kişiye yemesi haram olan bir şey bulamıyorum. Yok. Yok dedikten sonra besmele kesilecek şartı geçmiyor. Kesen kişi mümin olacak şartı geçmiyor. Sadece bu, aynen bu ayetin bu kısmı ile irtibat kurarak ev fiskan aynı kelimeyi kullanarak ve innehu le fiskun bak Arapça bilmeyenler bile anlar. 21. ayette 121. ayette enam ve innehu le fiskun geçiyor. Orada 145. ayette de ev fiskan uhille li gayrillah diyor. Allah'tan başkasının adı yükseltilerek kesilmiş ise yemeyeceksiniz diyor. Yani evet, fısk kelimesi orada da hal cümlesi olarak kullanılıyor değil mi? Yani fısk o da hilleli galiba. Tabii o da aynı. Birebir aynı. Birebir aynı. Ama doğru. Görülmüyor. Birebir aynı. Şimdi sadece aklınıza ve en son inen ayet de aynı. Evet, yani Maide 3. ayet en son inen de aynı. Peki nereden çıkardınız bu kadar insanları? Peki insanları bu kadar sıkıntıya sokan bir şeytan, cin şeytanı var mı? Yani öbürü akla kalbe düşen ufak bir vesveseyken ve bir eûzu çekmekle ondan kurtulabiliyorken bu işte biraz önce demiş iki ayaklı, etli, kanlı falan insan işte bak hangisinin daha büyük, hangisinin şeytanlığı daha büyük? Şimdi buna besmele ve eûzu çeksen de pek şey yapamıyorsun yani kurtulamıyorsun bunların şerrinden. Hayır buna bütün bunları anlatırsın adam karşına gelir ki... Bak bu sen mi daha iyi biliyorsun bu kadar ulema mı? Evet, aynen öyle. Şimdiye kadar hiç kimse görmedi de sen mi gördün? Ben gördüysem suç mu kardeşim? Ki öyle de bir şey yok yani bu durumda. Gören evet, de bir gören, dünya var. Tabii dünya kadar var. Evet. Hayır yani farz et ki öyle. Evet. Suç mu yani hiç kimse görmedi de ben gördüysem suç mu? Evet. Dolayısıyla yani cinlerden korkmaya gerek yok işin özeti. Felak ve nas olayı çözüyor. Esas insanlardan korkmak, onlara karşı dikkatli olmak lazım. Bir de insanlardan korksunlar. Çünkü insanların cinlere karşı duygusal olarak hazırlanmasını istismar eden bir sürü şey var. İstismarcı var. Böylece insanları bu hayali korkulara kaptırarak onları maddi yönden, manevi yönden sömürüyoruz. O Enam suresindeki istemte'a ba'duna bi ba'duna da bir örnek olabilir işte. Hı. Cinleri kullanarak bir takım meta kazanıyor insanlar. Mal kazanıyor. Belli ki cinler de o şekilde insanları kullanarak kendi
dostlarını, cin cinsi olan arkadaşlarını kandırıyor İnsanlarla yani, kandırıyor evet. olabilirler, doğru. Peki şimdi bu işin kötü tarafını Yahya Hoca'dan dinledik. Bir de Doktor Fatih Orum'dan insan ve cinlerin ortak yönleri ile alakalı bir takım olumlu şeyler, gerçi bir takım olumsuz şeyler de tabii ister istemez söyleyecek de onu dinleyelim. Gerçi artık anlatılanlardan sonra herkesin cin olası geliyor da ne kadar o olumsuz şeyler söylesek boş artık. Evet, bu ortak vasıflar olarak yaratılış gayesinin aynı olduğunu gördük. Yine ümmet olmaları ortaklığını gördük. Şeytani vasıf olarak da ortak bir yön gördük. Şimdi biraz önce hocam Ahkaf suresinin 29 ila 31. ayetlerini okurken bir grup cinin Kur'an-ı Kerim dinlediğini, hatta susun, dikkat kesilin, dinleyin. Sonra da bu dinleyenlerin gidip bunu başkalarına tebliğ ettiğini gördük. Şimdi hem burada hem de Cin suresinin müstakil bir sure olduğunu da söylemişti hocam, İnsan suresi gibi. Cin suresinde de aynı şekilde cinlerden bir grubun Kur'an dinlediğini biz orada görüyoruz. Şimdi o ayetleri okuyacağız, çok önemli. Ancak burada benim şimdi aklıma geldi de Kur'an ifadesinin geçiyor olması. Yani hani Muhammed Aleyhisselam herhalde rahlesini alıp musafını koyup ben birkaç cüz okuyayım şeklinde bir Kur'an okuyordu, onlar da dinliyor olmamalı. Yani Kur'an okumak o değil çünkü bizim bugüne kadar gördüğümüz. Yani muhtemelen irtibatları kurarak bir takım insanlara Kur'an'ın o inceliklerini, hikmetini, hikmet boyutunu gösteriyor olmalıydılar ki bunlar da aynı ifadeyi kullanıyorlar. Yani Kur'an okunuyor, dinleyin ve oradan bir takım kazanımlar elde edin. Böylesi bir anlayış muhtemelen onlara gönderilen veya işte onlara tebliğ edilen şeyin, vahyin de bir örneği olmalı. Bir de burada seni teyit eden ifade şu, el Kur'an geçmiyor, evet, Kur'anen evet. olarak geçiyor. Dolayısıyla yani el Kur'an dense, o İngilizce için mesela the Kur'an, bilinen Kur'an değil. Kur'an'ın içerisindeki ayet kümeleri, belli konuları anlatan evet. ayet kümeleri. Evet. Nitekim Araf suresinin 204. ayetinde ve izâ kure'el Kur'ânu festemi'û lehu ve ansitû leallekum turhamun ifadesi geçiyor. Yani işte o Kur'an size kıraat edildiğinde, o anlam kümeleri size okunduğunda, oluşturulduğunda dikkat kesilin ve ondan nasiplenin ifadesi. Biraz önce okunan ayetlerde de mesela yestemi'ûnel Kur'an deniliyor. Yani Kur'an'ı dinlediler. Dikkatle dinliyorlar. Tabii dikkat evet. kesiliyor. Felemme hadaruhu kalu ensitu. Yine aynı ifadeler. Yani oradan bir takım kazanımlar elde ediyorlar. Yani bir üslup, bir usul, bir metot birlikteliğinden de bahsedilebilir iki topluluk arasında. Şimdi Cin suresinin ilk ayetlerinde işte hepimizin malumu Muhammed Aleyhisselam'a daha sonra Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleriyle bu haber veriliyor. Bir cin taifesinin Kur'an okurken Resulullah'ı dinlediği ve şu ifadeyi kullandıkları. İnna semi'na Kur'anen acaba. Yani buradaki acaba ifadesi hani Türkçe'de de geçti. Yani etkileyici, etkileyici bir parça, etkileyici bir konu, etkileyici bir şaşırtıcı küme. Bir şey yani, ya. Evet, bir şey etkilendik. Öyle ki yehdi ile rüşdi fe amennâ bihi. Yani bize o olgunluk yolunu gösterdi, doğruyu gösterdi ve bizde de tam bir kanaat oluştu artık bu hususta. Dedikten sonra şu itirafta bulunuyorlar artık. Velen nüşrike bi rabbina ehada. Yani biz artık hiç kimseyi Allah'a ortak koşan koşucu olarak şey yapmayacağız hayatımızda. Demek ki bu adamlar da bunlar da şirk koşuyorlar. Ve tıpkı insanlar gibi şirk koştuklarının farkında bile değiller. Çünkü devamında... Ama istersen şu önce unuturuz. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dinleyen cinleri görmüyor. Cinlerin gelip dinlediğini Allah bildiriyor. Vahiy ile haberdar oluyor. O
O da oldukça önemli. Devam. Yok. Yine araya girecek gibi olacağım ama hocam, bu hani deniyor ya cin, ya bizim bildiğimiz ateşten yaratılmış falan varlık değil, sözlük anlamıyla o dönem orada tanınmayan bir takım insanlar. Böyle hakikaten bir ya bunu nasıl hani yabancı birileri gelmiş dinlemiş ama Resulullah'ın haberi yok. Yani hiç görmüyor. Hayır, orada hayır gelecekler, görmüyor, dinleyecekler, inandık diyecekler. Evet. Ondan sonra inandık diyeceksen geri ona dersin. Evet. Hani karşı çıksan kaçarsın, evet, gidersin de. Oysa o 5. ayette ve enne zanenne ellen tekulel insu vel cin, evet, diyerek bir kıyaslama yapıyor iki toplulukla, evet, arasında. Evet. Şimdi bunlar da tıpkı... Ya bir dakika, sen millet Arapça bilmiyor. Yahya ile konuşuyorsun. Bir de izleyiciyle şey yap bak. Arapça bilmiyor millet yani. Yani o ayeti tekrar geleceğim de onun için şey yaptım. Tamam. Şimdi o ayetin bir yukarısında ve ennehu kâne yekûlü sefîhûnâ alâllâhin şatata. Yani tıpkı bizim düştüğümüz durumdalar. Aldatıldıklarını anlıyorlar. Aldatılma duygusunu yaşıyorlar. Hangi konuda? Dini konuda. Ve diyorlar ki ya başımızdaki o sefi, o dengesiz adam bizi aldatmış. Bize yanlış şeyler söylemiş. Oysa kendilerinin muhtemelen bunlarda doğru yolda olduğunu düşünüyorlar. Zaten altından söylüyor. Devamlı diyor ki ve enne zanenne ellen tekulel insu vel cinnu alallahi kezibe. Yani biz şu kanaattaydık. Hiçbir insan, hiçbir cin Allah'a karşı yalan söylemez. Yalana sarılarak Allah'ın emir ve yasaklarını görmezden gelmez. Bu duruma düşmez kanaatindeydik. Oysa dinlediğimiz Kur'an bize insanların da bizim gibi şirke düştüklerini gösteriyor diyerek bu şirk konusunda da ortak bir vasıf olduğunu çok rahatlıkla bu şeyde, görebiliyoruz. Şeye de vurgu yapalım. Ya ne diyor kardeşim, bu adamların ne derdi var, niye yapsınlar ki? Yani eğer orada gelip de Muhammed'i dinleselerdi Kur'an yerine, onlar için Muhammed insanlardan bir insan. Yani bir farkı yok. Ama onları şaşırtan Kur'an, ilgili ayetler. O ayetleri dinleyince ayetlerin kendi üzerlerindeki etki kendilerini öylesi bir noktaya getiriyor ki Allah Allah. Ya baksana biz bu insanların, işte bizim bu ulemamızın yanlış yapmayacağını düşünüyorduk. Şuraya bak ya, biz ne haldeymişiz. Demek ki hiçbir şey bilmiyor da siz mi biliyorsunuz sözü? Cinlerin de söylediği, evet, bir söz. Kimse bilmiyor da siz mi biliyorsunuz? O da ortak özellik. Evet. Yine bir başka özellik Kur'an-ı Kerim'de insan ve cinlerle alakalı olarak. Mesela aynı tür nimetler veriliyor. Mesela Rahman suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ki Kur'an-ı Kerim'in 55. suresi ve insan ve cinlerle ilgili herhalde en detaylı bilginin bize verildiği surelerden birisi, belki ilki. Mesela orada hepimizin ezbere bildiği bir ayet vardır ki sure boyunca 31 kez geçer. Febi eyyi âlâ-i rabbiküme tükezziben. O halde Rabbinizin hangi nimetini yok sayıyor, yalan sayıyorsunuz? Orada geçen o nimetlerin rabbiküme tükezziben, yani bu ifadeler, Arapça kalıplar iki topluluğa hitap olduğunu gösteriyor. Yani sadece insanlar için, hem insan hem de cinler için. Ey insanlar ve cinler, şimdi söyleyin bakalım sizler Rabbinizin hangi ikinizin nimetini, de Rabbinin, evet, ikinizin de Rabbi olan Allah'ın hangi nimetini, evet, yalan sayıyorsunuz? Kıma o demek, ikinizin de. Tanınan insanlar ve tanınmayan insanlar uyuyor mu oraya? başka yerden gelen işçiler. Cenab-ı Hak kendi tanıdığı ve tanımadığı garip insanlara mı hitap ediyor? Zaten insanı burada da söylüyorum. Evet. Yani o günkü Mekkelilerin, peygamberlerin tanımadığı insanlara cin deniyormuş falan ya. Cenab-ı Hak da mı tanımıyor da cin diye bahsediyor onlardan? Evet. İşte yani son zamanlarda gerçekten insanlar biraz Kur'an-ı Kerim'e yönelmeye başladı ya. Bundan menfaatlenmek isteyenler var. Bu kişileri yollarında ne yapar da çeviririz. Çok dikkatli olmak lazım. Evet.
Evet, belki de hocam bu çok doğru bir yol. Yani Kur'an'a yönelmek çok doğru bir yol olduğu için bir takım kötü niyetli insanlar organize bir şekilde o yolun üstüne oturuyor. Evet, bu işi böyle yaparak bakın işte Kur'an diyenler ne hale geliyorlar, neler söylüyorlar dedirtmek için özellikle belki bu tür şeyleri de millete pompalıyor olabilirler. Yani. Doğru yolun üstünde oturacak, evet. Adam Kur'an okuyacak. Kur'an'ın ayetlerini sağa sola saptırıp onunla gece düzenleyecek. Yine Kur'an-ı Kerim'de insanlarla ve cinlerin ortak özelliklerinden bir tanesinin de bazen Rabbimizin bir takım konularda her ikisine de hitap ettiğini, ortak bir hitap, muhatap aldığı bir topluluk olduğunu görüyoruz. Mesela işte bir meydan okuma türü ayetler vardır hepimizin bildiği. Yani Kur'an'ın Allah'ın indirdiği vahyin ilahi olduğu ve beşeri hiçbir gücün bunu oluşturamayacağına dair ayetlerde insanların yanı sıra cinlerden de, cinlere de bir meydan okuma vardır. Mesela bir ayet İsra suresinin 88. ayetinde Kulle in içtemeatil insu vel cinnu ala ayyetu bimisli hadzal kur'an la yetune bimislihi velev kana ba'duhum li ba'din zahira. Yani şöyle söyle, insanlar ve cinler bir araya gelseler, el ele verseler, sır sırta verseler, beraberce çalışsalar yine bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koyamazlar diyerek her iki grupta muhatap alınarak her iki gruba bir meydan okuma olduğunu görüyoruz. Böylesi bir ortak noktada yine o zaman burada şunu da ben hemen söyleyeyim. Kulle in istema'atil insu vel cinnu ala en ye'tu bimisli hadzal Kur'an. Demek ki onlar ikisi de bu Kur'an'dan sorumlu olduğu için insanlar ve cinler de, yani cinler de bundan sorumlu oluyor, biz de. Hadi getirin bakalım bunun bir dengini. İkiniz de birleşseniz, hani siz diyorsunuz ya benim cinden yakınlarım var, şöyle yaparım. Hadi buyurun, hoş buyurun bakalım. İnsanlar da cinler de birleşse yapamazlar. Evet. Evet, her iki topluluğa her iki topluluğa hitap ederken maşer ifadesinin, ümmet ifadesinin, kavim ifadesinin kullanıldığını biraz önce görmüştük. Nitekim kabile, bizim Türkçe'ye de girmiş bir kelime. Kabile kelimesinin de kullanıldığını görüyoruz onlar için. Mesela dikkat çekici bir ayette Araf suresinin 27. ayetinde Ya beni Ademe la yeftinenneküm şeytanu keme ehrace ebeveyküm minel cenneti yenziu anhuma libasuhuma liyuriyuhuma sevatihuma innehu yaraküm huve ve kabiluhu min haythu la teravnehum. Yani işte Adem oğulları kendilerine çirkin yerlerini göstermek için şeytan elbiselerini sıyırarak ananızı babanızı o bahçeden çıkarıp sıkıntıya sokmuştu. Aynı şeyi size de yapmasın. O ve onun gibiler ve hüve ve kabiluhu onun kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Yani onlara karşı dikkatli olun şeklinde bir uyarıda. Zaten onun için Resulullah onları göremediği halde onlar Resulullah'ı gördü. Onların gelip dinlediğini Allah haber verdi de onun haberi oldu. Evet. Allah haber vermeseydi olmazdı. İşte Cin suresinin hikayetinde. Ve son olarak ortak bir nokta yine Rahman suresinde ve Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde geçen bir ifade insan ve cinler için kullanılıyor. O da enam kelimesi ama biraz önce Yahya hocamın birkaç kez telaffuz ettiği o Enam suresinde geçen o kelime değil. Bu enam, ayın harfi yok. Vel arda ve dahalil enam. Bu enam batı dillerinde de var biliyorsun. Animal'dan. Animal. Mesela Türkçe'ye de animasyon. Animasyon, evet. Animal, evet. Bu kelime her tarafta kullanılıyor, evet. Evet, yani işte Rahman suresinin 10. ayetinde vel arda ve dahalil enam. Yani o yeri döşedi kimler için? O enam için. Enam nedir denildiğinde baktığımızda sözlüklere mahluk ya da işte zirruh, yani Allah'ın yarattığı varlıklar genel ifade bu. Ama
Bundan ruha sahip varlıklar, ruh sahibi olan varlıklar ve bunlar da işte insanlar ve cinler. Dolayısıyla her ikisinin ruha sahip olması belki ortak bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ve öte taraftan yerin, yeryüzünün bunlar için döşendiği, yaratıldığından hareketle de aynı mekanı paylaştığımız belki burada söylenebilir. Zaten tabii fil art diyor ya, demek ki şimdi vel arda, yani şu yeryüzünü vada'aha, yani şu dünyayı koydu, döşedi. Kim için? Enam. Enam için. Yani insanlar ve cinler için. Demek ki bu yeryüzü sadece bizim için değil, hem insanlar hem de cinler için. Evet. Ve yine Rahman suresinin 31. ayetinde her iki topluluğa eyyühes sakalen şeklinde hitap ediliyor. Yani senefrugu leküm eyyühes sakalen, yani sizler için de ayıracağımız bir vakit olacak. Yani belki sizinle de bir hesaplaşma günümüz olacak, gelecek şeklinde. Senefrugu leküm eyyühes sakalen derken işte iki topluluğa belki işte sorumluluk taşıyan, imtihana tabi olacak topluluklar anlamında mı diyeceğiz artık, nasıl açılımı tabii yapacağız? Yani mükellef olan topluluk. Yani yüklenen, kendilerine yük yüklenmiş, görev yüklenmiş olan topluluk. Ama burada bir şey hatırıma geldi. Çünkü izleyicilerimiz açısından da çok önemli. Hep şöyle bir şey söylenir. Hani kader inancını insanlara kabul ettirmek mümkün olmadığı için işte her şey ezelden bellidir. Dün de Sakarya Müftülüğü bu konuda bir hutbe okutmuş. Baştan aşağı kabul edilemeyecek cümlelerle dolu, birbiriyle zıt cümlelerle dolu. Onu aklı başına birisi dinlediği zaman diyecek ki, ya bu adamlar ne diyor? Eğer bu dinse ben bu işte burada yokum diyecek. Yani bir cümle diğer cümleyi naksediyor. Şimdi diyor ki her şey ezelden belli. E peki siz imtihan ediliyorsunuz diyor. Peki her şey ezelden belliyse benim ne yapacağım? Şimdi mesela suyu aldım. Bu ezelden belli. Bu suyu size söyleyeceğim de belli. Tamam. Her şey ezelden belliyse imtihan ne? Onun sonucu da belli değil mi? Ben ezelde var mıydım ki? Ben ezeli bir varlık mıyım ki? Eskiden bir hayat daha yaşadığımda ortaya mı çıktı bu? Ondan sonra efendim imtihana tabi tutulacaksınız deniyor. Zaten Yahya'nın, hani hiç aklıma gelmemişti, çok güzel bir şekilde ortaya koyduğu o kesilecek hayvanlar örneğine benzer ikinci bir örnek de ben şimdi size vereyim. Bakın 16. surenin 93. ayet, hatta istersen Yahya sen oradan mealini oku, ben okumayayım. 16'ya 93. Nahil suresi 16. sure 93. ayet şöyle meallendirilmiş. Bak hangi meal diye sormadım. Elinizden evet. Açın, hangi meali açarsanız açın. Yani 16. sure 93. Son zamanlarda, ayet. Son zamanlarda yeni bir takım düzgün mealler çıkmaya başladı. Evet. Çok şükür, birkaç senedir. Allah dileseydi elbet hepinizi bir tek ümmet yapardı. Ancak o dilediğine dalalet, dilediğine hidayet buyurur. Ve muhakkak hepiniz bütün yaptıklarınızdan sorumlu olacaksınız. Hadi bakalım. Allah dilediğini saptırıyor, yani. Dilediğini yola getiriyor. Ama bu işi yapan tutuyor. Allah, sorumlu olacak olan ben. Ondan sonra okuyacaksın, diyeceksin ki din buysa ben yokum. Din buysa Allah ben yokum. Allah böyle dedi diye okuyacağız ama, değil mi? Yani meal ya. Şimdi, ama Allah asla böyle demiş değildir. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Zaten bizim doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında kader ve fıtrat yazısını okuyabilirsiniz ya da Süleymaniye Vakfı sitemizde kader ve fıtrat diye, orada görürsünüz ki burada bu kelime şaefinin anlamı Arap diline %100 ters bir anlama çekilmiş
3. asırdan itibaren. Ondan sonra yanlış mana verilmiş. 3. asır, Hicri 3. asırdan itibaren. İşte niye öyle diyoruz? Çünkü İmam Maturidi'nin Et-Tevilat'ında görüyoruz ki o şöyle anlam veriyor. Diyor ki, eğer tercihi Allah yapsaydı, size bırakmasaydı, elbette hepinizi tek bir topluluk yapardı. Hepiniz mümin olurdunuz. Niye biriniz mümin, biriniz kafir olasınız ki? Ama Allah tercihi size bıraktığı için, يُضِلُّ مَنْ يَشَى يُضِلُّ مَنْ يَخْتَارُ الضَّلَالَةَ ya da Maturidi'nin dediği gibi men yu'thiru ed-dalalete. Sizden sapıklığı tercih edeni, edenin sapıklığını onaylar. Yani bir öğretmen der ki ya ben hepinizin sınıf geçmesini istiyorum. Niye birinizi bırakayım ki, ama çalışmamıştınız. Ben çalışmayanı bırakırım, kusura bakmayın. Aynen onun gibi. Ondan sonra ve yehdi men yeşâ'u el-hidayete. Men yahtaru el hidayete. Bunun yahtaru anlamına geldiği Kur'an'da da var. O şeyde gördüğünüz, okuduğunuz zaman görürsünüz. İçinizde hanginiz hidayeti, doğru yolu tercih ederse Allah onun da yola gelmişliğini onaylar. Peki tercih insanlara aitse sorumluluk da kimin olur? İnsanın olur. Ondan sonra da diyor ki ve letüselün amma kuntum ta'melun. Elbette yaptıklarından sorumlu olacaksınız. Buraya neden girdim? Konu izleyicilerimiz tarafından anlaşılsın diye. Şimdi bu işin içinden çıkamayanlar hemen şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Allah zamandan münezzehtir. Yani Allah için zaman söz konusu değil. Geçmişte gelecek şu an gibidir. Peki burada bir deliliniz var mı elinizde? Yok. Mantıki yok. Peki neye göre söylüyorsunuz? Allah-u Teala demiyor mu ki siz beni kavrayamazsınız? Öyleyse Allah kendini nasıl anlatıyorsa öyle anlasanız da. İşte az önce Fatih Hoca'nın okuduğu ayetten dolayı şey yaptım. Burada diyor ki Allah senefruğu lekum. Senefru, Arapça bilenler bilir, bu gelecekle ilgili bir ifadedir. Sizin için de zaman ayıracağız. Bu Allah'ın sözü. Kime diyor? Eyyühe fekalan, ey insan ve cin toplulukları, sizin de size de zaman ayıracak. Yani özellikle sizi yaptıklarınızdan dolayı hesaba çekeceğiz. Allah kendisi için geçmiş zaman fiilini kullanıyor. Şimdiki zamanı kullanıyor, gelecek zamanı kullanıyor. İnsanlar hiç yokken 6 günde yeryüzünü yarattım diyor. İnsanlar, herkes öldükten sonra 50.000 yıl bir sürenin yeniden dirilişe kadar geçeceğinden bahsediyor Maarif suresinde. Peki bu 50 bin yıl kime göre? Allah'a göre 50 bin yıl olan o süre ölen kişiye göre gözü kapayıp açacak kadar kısa. Peki kardeşim, işte bu da Yahya'nın baştan söylediği gibi Allah'ın kitabını kullanarak insanları yanlış yola yönlendirmektir. Dolayısıyla efendim, iblis, şeytan, vay lanetli şeytan falan, doğru o ama asıl dikkati insan şeytanlarına çekmek gerekir. Bakın Allah'ın, yani sizden birinize açın şu meali okuyun dediğim zaman okuyacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki Allah Allah, bu nasıl bir şey? Hem dilediğini saptırıyormuş, dilediğini yola getiriyormuş. Bir de bizi sorumlu tutuyormuş. Allah aşkına yapmayın. Yani Allah'a iftira ediyorsunuz. Allah bu kadar saçma konuşur mu diyecek adam. Halbuki Allah öyle bir şey yapmış değil ama Hicri 3. asırdan itibaren o şeyler, yöneticiler kendi başarısızlıkların faturasını Allah'a çıkarmak için o şekilde yapmışlardır. Kendi başarısızlıklarının faturası. Mesela şeyi de hatırlarsınız, hacda da çok sayıda insan öldü. Kendi hatalarını gizlemek için ne dediler? Kader buymuş dediler. Tabii ki öyle bir şey olacak ki oraya sığınsın.
İnsanların da çok hesabına geliyor. Başarılı olanların aklına kader hiç gelmez. Ne zaman ki başarısızsa ne yapalım kaderim buymuş der. Böylece kendi başarısızlığını onunla kapatmaya çalışır. Evet, devam et. Zaten bu kadardı. Evet. Şimdi o zaman neticeye gelelim. Bir genel bir özetleme yapmış olalım. Şeyde bu bir ayet var. وَلَقَدْ ذَرَعَنَا الْجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ Araf suresi 171 miydi? 179. Evet. Tamam. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki bak burada da o şey var. Anlam saptırması var. İstersen bir ayetin meali bir sen oku da oradan. Ben okumayayım. Araf 179. Andolsun ki cin ve insandan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların öyle kalpleri vardır ki onlarla duymazlar. Ve öyle gözleri vardır ki onlarla görmezler. Ve öyle kulakları vardır ki onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvan gibidirler. Hatta daha şaşkındırlar. İşte bunlar hep o gafillerdir. Şimdi bunların sorumluluğu olur mu? Zaten cehennem için yaratılmış. Zaten cehennem için yaratılmış. İşte bu hani minareyi çalan kılıfı hazırlar ya. Dün Sakarya müftülüğünün işte bana göndermişler oradan şeyi. Peki cehennem için yaratıldıysa yani orada kader, efendim kader diye bir inanç vardır. İnanmayan kafir olur bilmem ne falan filan. Bakın hangi bize de çocuklukta öğrettiler. Yani din hangi noktalara gelmiş? Şimdi bunu doğru kabul edelim. Aklı başındaki bir adam diyecek ki ya Allah beni hem cehennem için yaratmış olacak hem de beni hayvandan daha aşağı görecek. Kusura bakmayın ya bu ne yani? Bu ne biçim bir şey? Benim bildiğim Allah böyle yapmaz diyecek. Çünkü Allah'a inanmayan hiç kimse yoktur ki yeryüzünde. Siz Allah'a iftira ediyorsunuz diyecek adam. Burada zera'a işte zürriyet kelimesi de aynı kökte. Yani büyütmek, beslemek. Hani dersiniz ya şu ya bu bizim bu çocuklar bunlar da emek verip yetiştiriyoruz ama bunlardan hiçbir şey olmayacak ya. Boşuna emek harcıyoruz. Tamam. Allah-u Teala günahkarın da yiyeceğini veriyor mu? Ya da şöyle söyleyelim, dünyalık konusunda inananla inanmayan arasında bir fırsat eşitsizliği yapıyor mu? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şimdi şey hatırıma geldi. Fatih Sultan Mehmet'e geliyorlar. Diyorlar ki ya bu medreselerden adam yetişmiyor. Bu medreselere yaptığımız tahsisatı kısalım. Fatih Sultan Mehmet diyor ki 100 kişide 5 kişi yetişiyor mu? Tam o kadar da oluyor. Ya 100 kişide 5 kişi yetişebiliyorsa bu muhteşem bir olumlu sonuçtur. İki katına çıkarın diyor. Eğer 100 talebeden 5 talebe istediğiniz gibi yetişiyorsa bu muhteşem bir şey. İki katına çıkarın diyor. Şimdi yani öbürlerinden diyor ya besliyoruz ama adam olmuyorlar. İşte burada anlatılan o. وَلَقَدْ ذَرَعَنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ İnsanların çoğunu ve cinlerin çoğunu besleyip büyütüyoruz ama cehennem. Yani yolları yol değil. Yolları yol değil. Eğer Allah böyle bir kural koymasaydı zaten anında onların cezasını verirdi. Peki niye bunlar şey yapıyor? Onlarda bir eksiklik mi var? Yani diğer insanlarda olup da onlarda olmayan bir şey mi var? İnsanların Secde suresinin 7-9. Ayetlerinde belirtildiği gibi ruhun üflenmesiyle birlikte insanlarda oluşan özellikler var.
sem, basar, fuat. Yani dinleme, basiret, bir şeyin yani ilerisini görme ve gönül oluşuyor. Kalp oluşuyor. Diyor ki Allah burada, yani insansa bunlar da insan. Diğer şeyde şey, affedersiniz, insan, bu cinler de söyledi ya. Yani o doğru yolda olanlardaki özelliklerden hiçbir şey eksik değil bunlarda da. Lahum kulubun. Bunlar da kalpleri var. Ama la yefkahune biha. Konuyu onunla birlikte anlamıyorlar. Yani meseleyi anlayıp kavruyor. Kalp nedir? Kalp dönek. Doğru. Bu defa o şeyi kendine çeviriyor. Yani meseleyi aslında anlamış, kavramış. Fakat hesabına gelmediği için o kalple anladığı doğru arasında tam bir uyum sağlamıyor. Demiyor ki tamam doğrusu bu, böyle yapmalıyım. Çünkü böyle yapmalıyım dediği zaman kendi arzusuna uymuş olmayacak. Şimdi ezan okunuyor, namaz kılacağız. Tabii elbette kılmamız lazım. Ama inşallah kılarım. Lazımsa kıl kardeşim, inşallah kılarım ne demek? Anla, doğruları onlar da anlıyor ama kalpleriyle bu anladıklarına göre davranmıyorlar. وَلَهُمْ عَيُنٌ Onlar da gözleri var. Onlar da aslında ilerisini görüp ona göre hareket edebilirler ama لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Onunla basiretlerini kullanmıyorlar. Bak ben bunu yaparsam ilerisinde şu olur demiyorlar. Yani bir çaresine bakarız. Ya Allah bunun hesabını sorar. Ya sen şimdi bana bir hasır ver de ahirette sana bir halı verir. Öyle bir şey yapıyor. Yani aslında farkındalar ama şey yapmıyorlar, görmüyorlar. وَلَهُمْ اَذَانُونَ Onların da kulakları var. لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Onunla dinlemiyorlar. İşitmiyorlar değil, dinlemiyorlar. Ya bir dinle kardeşim. Ya böyle neyi dinleyeceğim? Ya bir dinle. Anla ondan sonra ne yaparsan yap. Yok kardeşim yok, siz böyle yapıyorsunuz. Bir ayet okumaya kalkışıyorsun, kalkıp gidiyor. Bana ayet okuma diyor. Bana ayet okuma diyor. Din, siz zannediyorsunuz ki din Kur'an'dan ibarettir. Değildir. Medine'nin önde gelen ulemasıyla tartışıyoruz. Tanınmış insanlar olduğu için isimlerini söylemeyeceğim. Dedi ki bana, yani kitap sünnet ilişkisini anlatıyoruz. Dedi ki sünnet-i kadiyetun alel kitap. Sünnet kitap üzerinde kadıdır. Yani son sözü sünnet söyler. Kur'an değil. Allah Allah. Neyse sonra ona ilgili ayetleri okudum falan. Sonra meseleyi anladı. Ama o dinledi o zat. Meseleyi anladı, kavradı. Ama bazıları dinlemiyor. Çekip gidiyorlar. Bağırıp çağırıyorlar. اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَضَلْ Onlar en'am gibidirler. Neydi en'am? Koyun. Kur'an'da olan bir şey. Koyun, keçi, sığır, deve. Ama burada bakayım ona ne demiş? En'am de hayvan gibidirler demiş burada. Sanki bütün hayvanlar öyle. Abi ki hayvanların hepsi aynı değildir. Böyle ilerisinde olacakları sezen, farkına varan, böyle zekasını kullanan hayvanlar vardır. Hayvanların hepsi aynı ama burada en'am diyor. Ya bakın mesela hiç köpek sürüsü gördünüz mü? 3-5 tane köpek olur. Halbuki bir köpek bir yılda dünya kadar yavru yapar değil mi? Bir koyun bir yılda bir tane, bilemedin iki tane yapar ama koyun sürüsü vardır. Sığır sürüsü vardır. Ne bileyim işte deve sürüsü vardır. Ve bakarsınız ki bir küçük çocuk koskoca bir sürüyü güdüyor. Ondan sonra hatta bir köpek bile gidiyor. Yani bunlar şey ve o akıllı kişiler karşılarına koyun sürüsü isterler.
koyun sürüsü istedikleri için bunların akıllarını kullanmalarını asla kabul etmezler. Sen anlamazsın. Sen kimsin ki? Doğrular dinlemesini istemez. Gidip onları dinlemeyin ha. Dinlemeyin. Kur'an okumayın. Sapıtırsınız. Kur'an Müslümanlığı sapıklığı diye bir şey çıktı değil mi? Ama bunu söyleyen o kadar çok kimse var ki. Dinlemeyin ha. Niye? Çünkü önlerinde de koyun sürüleri istiyorlar. İnsan istemiyorlar. Kafasını çalıştıran, gerçekleri gören. Ya sen kimsin ki bunları şey yapın? Aa, sen kimsin? Dolayısıyla böyle insanlar istemezler. Sürü. Ülâike kel-en'âm. En'âm gibi. Belhum adal. Hayır, daha da aşağı seviyededirler. Niye? Çünkü koyun, keçi, sığır, devenin bu tür özellikleri yok ki. Sen de gerçekleri görme özelliği olduğu halde böylesin. Bu kim? İnsanlar ve cinler. Demek ki onlar da aynı. Onları saptıranlar da aynı yolda saptırıyorlar. Evet. Ulaike humul gafilun. İşte gafil olanlar onlardır. Yani gafil ne demek? Kendi kendini aldatıyor ya. Yani. Bile bile lales. Olup bitenlerin fazla farkında değil, hiç umurunda değil, kendi keyfinde, eğlencesinde. Evet, Cenab-ı Hak doğruları çok güzel bir şekilde şey yapmamızı, kavramamızı nasip eylesin. Şimdi yarın Allah nasip ederse fuarda, kitap fuarında, Siyanar'da değil mi? Orada saat 3 ile 5 arasında bir imza şeyimiz var. Vakfımızın yeni yayınları var biliyorsunuz, böyle küçücük evlenme ve boşanma. Şöyle cebinize koyup rahatlıkla okuyabileceğiniz. Ondan Kur'an ışığında hayatın içinden 30 konu. Böyle 30 konu şeyde çok çok ihtiyaç duyduğunuz meselelerin küçük küçük tanımlamaları var. Son derece önemli olan Nebi ve Resul. Küçücük bir kitapçık. Evet, Zeki Bayraktar Hoca'nın çok güzel bir eseri var. Onu da alıp okursunuz ama bu küçücük bir kitapçıktır. Cuma namazı konusuyla alakalı yeni bir kitapçığımız çıktı. Ayrıca Aydın Mülayim kardeşimizin yaptığı tezi Kur'an'da Din Adamları. Bu da oldukça güzel ve istifade edilebilecek o bir kitaptır. Kur'an'da Din Adamları. Ve en sonunda Bakara Suresinin mealini çıkardık. İnşallah yavaş yavaş Kur'an-ı Kerim'in tamamının mealini çıkarmaya çalışacağız. Bütün gayretimizle yanlışsız bir meal çıkarmaya gayret edeceğiz. Biz insanız, elbette ki dünya kadar hatamız olacak da o büyük hataların olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Böylece hepinize hayırlı günler, güzel bir hayat ve mutlu bir sonuç, cennet mutluluğu diliyoruz. Allah-u Teala cümlemizi rızasından ayırmasın.